Değerli arkadaşlar, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesinin 15.105.712 TL olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı mali yatırım bütçesi ve yatırım programında 85 milyon lira olarak kesinleşen bütçenin %47'si yatırımlara, %53'ü ise cari giderlere ayrılırken, bakanlıklardan gelecek tahsisli ödeneklerle birlikte 2021 yılı bütçesi 216 milyon 600 bin lira olarak kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş Başkanlığında toplanan mecliste, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç'ın 2021 İl Özel İdaresi'nin 85 milyonluk bütçesi, tek tek okunarak meclis üyeleri tarafından onaylandı. Sayın Valimizin talepleri doğrultusunda yeni bütçeye uygun yatırım programı hazırlanarak meclisimize gönderilmiştir. Buna göre Destek Hizmetleri Müdürlüğü, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları Milli Eğitim kaleminden 550 bin TL öderek alınmasına, yine okul mefruşatı alımları Milli Eğitim kaleminden 1 milyon 100 bin TL ödenek alınmasına, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Vilayetler Hizmet Birliği katılım payı kaleminden 652 bin 626 TL ödenek alınmasına. Değerli arkadaşlar, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün bütçesinin 163 lira olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Plan Proje Müdürlüğümüzün bütçesinin 2 milyon 119 bin 880 TL olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 44-22-0-10 toplam ekonomik işler ve hizmetler adı altında toplam 15 milyon 105 bin 712 TL. Değerli arkadaşlar, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesinin 15 milyon 105 bin 712 TL olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.